Seçimlere adım adım yaklaşıyoruz. 7-8 ay gibi bir kısa bir zaman kaldı. Aynen. Antalya'nın mimandarısınız, il başkanısınız, lokomotivisiniz. AK Parti teşkilatı olarak nasıl çalışıyorsunuz seçimlere? Nasıl bir... Hızlıca bunu da söylemek istiyorum. Biz 19 ilçemizde, Antalya'mızın tüm ilçelerinde kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle başkanlarımız, meclis üyelerimiz, teşkilatlarımızla bir ve beraberiz ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kapı kapı dolaşıp gönüller almaya devam ediyoruz. Şu anda sahada olan, milletin yanında ve emrinde olan tek teşkilat AK Parti teşkilatlarıdır ve biz inşallah bugüne kadar olduğu gibi Antalya'da nasıl ki oyumuzu %21'den %47'lere getirdiysek 2023'te de oyumuzu... Tahmininiz var mı efendim? Allah izin verirse Antalya için söylüyorum. Antalya olarak teşkilatlarımla birlikte çalışacağız, gayret edeceğiz. Ve 2023'te Antalya'da %20'yi aşacağız. Ve Cumhurbaşkanımıza Antalya'dan güçlü bir destek vereceğiz. Türkiye geneli bir tahmin alabilir miyiz? Türkiye geneli bir şey diyemem ama ben Antalya için inşallah... Seçimlerde bir sıkıntı görüyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah seçimlerde birinci olarak %50'yi aşarak seçimi birincilikle tamamlayacak ve milletimizin desteği ve teveccühüyle bu seçimden de zaferle çıkacaktır. İkinci tur görüyor musunuz seçimlerde? Allah'ın izniyle ilk turda Sayın Cumhurbaşkanımızın birinciyle, zaferiyle, milletin destek ve dualarıyla ben ikinci tur görmüyorum. Birinci turda Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah... Enflasyonda bir düşüklük ve düşme eğilimi görüyor musunuz, tahmin ediyor musunuz? Nasıl yorumluyorsunuz enflasyonu? Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı tedbirler, maliye ve hazinedeki disiplin, enflasyonda düşme eğilimini gösteriyor. Sosyal konut projesi bunun bir örneğidir. İnşallah çiftçilerimize, esnafımıza verilecek esnaf kredileri bunun bir örneğidir. Ve yapılan bu çalışmalar, atılan bu adımlarla enflasyonda yavaş yavaş düşecektir. Ve inşallah milletimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'la hem gündemi, sıcak gündemi değerlendirdik. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun başkanım. Çok sağ olun.